Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner. Zaferin gerçek mimarı bence. Başkanım, çok sıkıntılar çektiniz ama sonunda final, şampiyonluk. Bir duygularınızı alabilir miyim? Mutluyuz. Tabii taraftarlarımızı mutlu ettik, Ankara halkını mutlu ettik, milyonları mutlu ettik. Yurt Ankara dışından, yurt dışından arayanlar oldu. Onlar da mutlu oldu. Dolayısıyla bizim sevincimiz de, mutluluğumuz da kat kat arttı. Çünkü biz sadece yöneticiler olarak, futbolcular olarak, teknik heyet olarak burada sevinmedik. Tüm Türkiye'yi sevindirdik. Ankara Gücü halkın takımı, gönüllerin takımı. Yani insanlar bize Allah razı olsun derse ne mutlu bize. Yalnız biraz yorulduk, sucuk gibi terledik işte. O da taraftarlarımız da hiç şampiyonluk görmemişler. Onlara da hak veriyoruz. Onlar da çok tez canlı. Hoca düdüğü çalmadan, esasında hoca faul diye düdük çaldı. Ama bizimkiler maç bitti diye sahaya girdi. Bitirdi başkanım. Maçı bitirdi. Öyle mi? Ben orasını göremedim. Yani bizim taraftarlarımız da o ara sahaya girdiler. Haliyle işte toparlamak biraz zor oldu. Biraz zor şartlarda kupa törenini yapabildik. İşte madalyalarımızı aldık. Şükürler olsun kupamızı aldık. Ama her şey çok güzel. İnsanlar mutlu. Bizim arzu ettiğimiz de oydu. Biz insan odaklı çalışıyoruz. Taraftarlarımız mutlu oldu. Ankara halkı mutlu oldu. Bundan sonra zaten 2-3 aydır rahatlardı yani mutlulardı. Bir tatlı bir heyecan vardı şampiyonlukla ilgili. Çekişmeli gidiyordu. İşte biz insan odaklı çalıştığımız için onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bireyleri mutlu edersek onlar da işte yarından itibaren evine gidince şimdi evinde bir aile huzuru saadeti olur. İş yerine gidince iş yerinde üretir. Mutlu insanlar üretir. Bir de bu bana göre insanların içindeki bu haksızlık, adaletsizlikler var ya onu dışarıya vurdular. O coşku onun coşkusu. Biraz onun coşkusuydu değil mi başkanım? Ankara gücüne sahiplenme coşkusuydu bu. Bana göre bu. Bu şekilde de yorumlamak lazım. Tamam takım şampiyon oldu. Başarı kitleleri peşinden getirir ama burada bir de şu var. Bir de yetim bir çocuk var. Sokağa bırakılmış. Bakıyorsunuz yaşama şansı hiç yok. Biz bunu bir şekilde 100 milyon lira borçla, 100 milyonun üzerinde borçla 4 sene mücadele ettik, takımı da şampiyon yaptık. Hiç bizim olmayan borçları ödüyoruz. Ama hiç yılmadık, pes etmedik, şampiyon olduk. Bundan sonraki sürecimiz daha da zorlu geçecek bana göre. Bizim yine bu birlik beraberlik içerisinde taraftarlar, yöneticiler, futbolcular, teknik heyet, Ankara halkı bu birlik beraberliği sağlarsak, devam ettirirsek bana göre en kısa zamanda Süper Lig'e çıkarız. Süper Lig'de de Allah nasip ederse Ankara'mıza, Türkiye'nin başkentine şampiyonluk yaşatırız diye düşünüyorum. Hani o potansiyel bizde var görüyorsunuz. Yani 5 maçtır kapalı kişi oynuyoruz. Yani bilet yok. İnsanlar saatlerce kuyruk bekliyor. Bilet sırası bekliyor. Kilometrelerce kuyruklar oluşuyor. Ya her şey çok güzel. Herkes hak etti. Taraftarlarımız da hak etti. Ankara halkı da hak etti. Bizler de hak ettiğimizi düşünüyoruz. Mutluyuz. Allah mutluluğumuzu daim eylesin. Amacımız o. Bundan sonra artık hiçbir polemiğe girmeye gerek yok. Hani bizim bana göre bu takımda bir dönem, bir iki dönem daha bu takım en az Süper Lig'e çıkana kadar bizim bu işi devam ettirmemiz lazım bana göre. İşte bugün başkan açıklama yapmış. Mehmet Yiğiner benimle beraber onursal başkan olsun diye sabah gazetesi. Başkanım 6 maddelik bir şartı var. Şimdi çok yorgunsunuz. Bu konulara çok girmek istemiyorum. Şu şampiyonluk coşkusunu gölgelemek istemiyorum ama çok kısa olarak bir görüşlerinizi alabilir miyim? Herkesin doğal hakkıdır. Onun şartları vardır. Bizim de şartlarımız vardır. Yani koskoca camia, yüz binler arkasında, esnaf kesimi de arkasında, halk arkasında. Dolayısıyla halkın da bir talebi olacak. Biz demokrasiye inanan insanlarız. İstenmediğimiz yerde zaten durmayız. Mümkün değil durmayız. Bunu taraftarlarımızla paylaşırız. Yani akşam eğlencemiz var. Arada bize
eğer konuşma hakkı gelirse iki kelam ederiz biz de. Orada hani demokrasi işletiriz, biz taraftarlarımıza sorarız, Ankara halkına sorarız. Böyle böyle işte talep var. Bu kulübü en kısa zamanda Süper Lig'e çıkaracaklarmış. Bu şekilde şartları var. Ne diyorsunuz? Oylarız. Eğer derlerse ki başkanım senden hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, bundan sonra öyle devam edelim, biz saygıyla karşılarız. Ama tam tersi olduğu zaman da diğer tarafta saygıyla mecbur karşılamak zorunda. Böyle de bir durum var. Başkanım, daha önceki başkanlardan Sayın Cengiz Topal Yıldırım da 2009 yılında aynı süreçten geçti ve sorduğunda taraftarlar istemişti. Fakat sonra hayırlı olmadı. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi geçmişte prova yapıldı. Dolayısıyla taraftarlar ne derse o ya. Esasında şimdi bir yerde zorla durmak uygun bir şey değil. Ha, benim düşüncem şu. Eğer bir kulübü siz siyasileştirirseniz, yani bu kulübe kimse gelmez. Yani onlar şunu zannediyor, diyor ki biz bu kulübü alırız, bu taraftar kitlesiyle devam ederiz, gideriz, katlanarak gider. Böyle bir dünya hiçbir yerde yok. Varsa buyursun, Osmanlı Spor var, yapsınlar. Varsa Başakşehir var, şampiyonla oynuyor, 1000 kişi, 2000 kişiyi geçemiyor. Yani o orayı iyi analiz etmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Bana göre işin püf noktası orada. Yani siz bu şekilde bir siyasallaşmaya giderseniz, şu an giderseniz zaten hiçbir şey olmaz. Yani taraftar bulamazsınız. Yine belediye işçileriyle bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Taşımayla o da olmaz. Ha, benim tavsiyem şu. Bunlar bizim birikimimizdir. Bizim de tecrübelerimizdir. Yani biz de aşağı yukarı 29-30 senedir idarecilik yapıyoruz. Yani biz de çok seçimlere girdik. Belki bizim kadar seçime giren insan da olmamıştır. Biz hem 114 odanın birlik başkanıyız, hem bunların seçimlerini yapıyoruz, hem oda başkanlığı yapıyoruz, hem kooperatif başkanlığı yapıyoruz, hem siyaseten meclis üyeliği yaptık. Siyaseten de bilgi birikimimiz var. 12 sene amatör spor kulüplerinde kulüp başkanlığı yaptım. İşte 4 senemiz bitti, 5. seneye giriyoruz. Profesyonel bir takımda kulüp başkanlığı yapıyorum. Yani bizim de bilgi ve birikimlerimiz var. Bunlardan da bana göre faydalanılması lazım diye düşünüyorum. Şimdi herkes kinitlenmiş vaziyette. Yani halk istiyor, taraftarlar istiyor, yönetimde bir problem yok, bir başarısızlık yok. Zaten başarısızlık olur dersiniz ki ya başarısız yönetiyorlar. Futbolcular da öyle, teknik heyet böyle, işte bunlar beceriksiz, bunlar başarısız, bunları komple bir yenilemek lazım. Bu düşünce hasıl olabilir ama görüyorsunuz zor şartlarda 100 milyonun üzerinde borçla biz takımı şampiyon yapmışız. Yani bu da küçümsenemez. Ben şunu söylüyorum, hiç kimse bu camiayı hafife almasın. Sadece bunu diyorum. Hiç kimse hafife almasın. Yazık olur. Yani yapan kendine yapar. Çünkü gördüğümüz bir şey var. Gözlemliyoruz. Biz devamlı halkın içindeyiz, esnafın içindeyiz, vatandaşların içindeyiz. Taraftarların içine de giriyoruz. Yani küçümseyen adam hata yapar, yanlış yapar. İnsanlar kendini de düşünmeli bana göre. Takımı da düşünmeli. Kendine de zarar vermemeli. Ankara'ya zarar vermemeli. Ankara sporuna zarar, futboluna zarar vermemeli. Birlikten kuvvet doğar. Bana göre beraber hareket edersek, siyasetçiler de bu işin ucundan tutarsa, özellikle belediye başkanımız Büyükşehir Melih Bey, dört dörtlük olur. Herkes mutlu olur. Benim gözlemlediğim şu, bizim taraftarlarımız destek istiyor. Yani taraftarlarımız yönetimin değişmesini istemiyor. Soruyoruz, görüyoruz. Yani o açıklamadan sonra aşağı yukarı belki binlerce insan hem mesaj attılar, hem işte bugün de gördüğümüz yani yapışıyorlar yani bırakma diye. Taraftarların böyle bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim isteğimiz kulübe başkan bulmadan ziyade kulübün ekonomik sorunlarının çözülmesi. Hani herkes takdir ediyor şimdi, birileri de takdir etmek durumunda, yapılacak bir şey yok yani.
Biz her şeyle memnunuz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Biz de memnunuz. Şampiyonu getirdiniz 4 sene sonra, teşekkür ediyoruz. Özellikle tabii siz yerel basının da hakkını yemememiz lazım. Yüzünüz diye değil, Allah sizden de razı olsun. Sizin de büyük çabanız var, emeğiniz var. Siz de bizimle beraber hem burada maçlarımızı takip ettiniz hem de deplasman yaptınız. Siz de bir farkındalık yarattınız. Sizden de Allah razı olsun. Size de teşekkür ediyorum. Ben de sizleri kutluyorum. Siz de şampiyonsunuz. Sağ ol başkanım.